Türkiye'nin magazin klasiği pazar sürpriziyle karşınızdayız. Ünlüler dünyasının nabzını tuttuğumuz programımız sürprizlerle dolu. Pazar sürprizine keyifli bir haber turuyla başlıyoruz. Magazin dünyası renkli bir haftayı geride bıraktı. İşte ünlüler dünyasından son gelişmeleri derlediğimiz haber turumuz sizlerle. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Ankara Kültür Yolu Festivali'nin 6. gününde Fatma Turgut sevilen şarkılarıyla sahnedeydi. Festivalin 8. gününde Hülya Koçyiğit düzenlenen söyleşide Ankara'nın onun için ne ifade ettiğinden bahsetti. İstanbul doğduğum şehir ama Ankara anılarımın, hatıralarımın beni mesleğe hazırlayan ilk adımlarımı attığım şehir Ankara Devlet Konservatuarı. Dolayısıyla Ankara'ya her gelişimde o çocukluk günlerim hatırıma geliyor ve Ankara'yı seviyorum. İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne uzanıyoruz. Festivalin ikinci gününde Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar Ümraniye'de sahne aldı. Hüznün ge yüreğimde uyumam geceleri. Aynı gece İstanbul'un farklı bir noktasında Berkay verdiği konserle unutulmaz bir geceye imza attı. İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevindeki tutuklularla bir araya geldi. Ünlü sanatçı Türkan Şoray kanunlarından bahsetti. Seyirci olan sevgim ve bağım başladığından sonra seyirci doğru bu tür sahnelerden o yıllarda biz nasıl karşılayacağını bilemedi bu işin. Böyle filmlerde aşırı öpüşme sahneleri olmasın istedim ve bunu anlaşmama koydum. Bu yıllarca böyle değildi. Hatta alay mevzu oldu. Yani şimdi mesela tam böyle öpüşücü değil mi ki? Yani iki aşık. Kamera ya lambaya dönüyor ya otlara dönüyor falan. Daha sonra diğer yıllarda oynayan filmlerde bu tür sahneler çok vardı. İnsanlar artık ondan sonra yadırgamamaya başladılar. Türkan Şoray ardından Demet Akalın'ın Türkan şarkısı eşliğinde dans etti ve şarkı söyledi. Festivalin devamında sahne alan Kıraç şarkılarıyla sevenlerine keyifli bir konser deneyimi sundu. İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında AKM'de düzenlenen psikolog ve yazar Beyhan Budağ'ın Züleyha Ortak moderatörlüğündeki söyleşisi yoğun ilgi gördü. Züleyha Ortak, gördükleri ilgiden duydukları mutluluğu böyle dile getirdi. Etkilendiğimiz olaylardan ziyade şehirlerdeki aslında o motivasyon, Beyhan Hocam'a olan ilgi ve gelince 7'den 70'e insanların o özlemlerini görüyorsunuz, sarılıyorlar. Çünkü kendilerinden biri gibi sarılıyorlar, ailelerinden biri gibi sarılıyorlar. Çağlayan Cerit, Ceviz ve Kültür Festivali'nde sahne alan Ece Mumay, şarkıları ve kıvrak danslarıyla sevenlerini coşturdu. Mosso'nun Kıbrıs'taki sahnesine uzanıyoruz. Geçtiğimiz hafta ünlü şarkıcının hamile olduğu iddia edilmişti.
Bakın Mosso bu iddialar hakkında ne söyledi? Ya ben çocukları çok seviyorum ama doğru zamanda olmasından yanayım. Çünkü hepimiz yaşadık, hepimiz çocuk olduk. İşte ailelerimizin yaşamlarının bize yansımasını yaşadık. Ben hani hayatımı hem psikolojik olarak hem maddi manevi rayına oturttuğumda doğru zamanda ben kendimi çok iyi hissederken olsun istiyorum. İnsanlar aşkı küstü, sen onlar gibi olma. Kimseler sevmiyor, sakın onlara uyma. Eller anlamaz seni, o bebeksi yanına. Sana ben gelmek zarar. Gastro Afyon Festivali'nde Pamela ve Ümit Besen sahne aldı. İkili konser öncesi yemek hakkında konuştu. Yemeği de severiz biz Ümit abiyle. İkimiz de severiz. Hiç sorma. Ben göstermiyorum zaten. Yani ben daha az ve öz yemeği severim ama güzel yemek yemeyi severim. Öyle diyet de yapmam. Ben her kebap, şeyin... Kebap, lahmacun, çiğ köfte. Onu da severim ama ya ben her şeyi hani tadında yemekten yanayım. Rapçi Sefo, Köstebekliler Ata Tohumu Muhafızları'nda kendisi olarak rol aldı. Ünlü rapçi, filmde rol aldığı için duyduğu mutluluğu böyle anlattı. Yani çizgi film olması ve çocuklarla bir etkileşimi olması, Köstebekliler zaten bildiğimiz, sevdiğimiz bir çizgi film. Böyle bir filminin oluyor olması, Ata Tohumu Muhafızları'nı ben de içinde olmak istedim. Çok güzel bir sahnemiz var, ufak da olsa. İlk deneyimim bu arada film aslında. Heyecanlı olacak. Köstebekliler Ata Tohumu Muhafızları'nda Sefo'nun yer aldığı sahnenin kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Başrollerini Onur Buldu, Ege Kökenli ve Bülent Şakrağan paylaştığı oyuncu kadrosunda Füsun Demirel, Cihat Tamer, Hüseyin Avni Danyal, Ayşen İnci ve Osman Alkaş gibi isimlerin yer aldığı Paranoya filminin afiş çekimlerinin eğlenceli kamera arkası görüntüleri yayınlandı. 3, 2, 1, şimdi... Show TV'nin sevilen programı Gelin Evi'nin sunucusu Ezgi Sertel'e sette sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Ünlü sunucu sürpriz kutlama karşısında böyle şaşırdı. Çok tatlısı, ay pasta nasıl bir pasta. Çok, ay çiçeğim, canlarım benim. Ay çok teşekkür ederim. Duygulandım ben Sulu Göz. Ay iyi ki varsınız ya, gerçekten çok teşekkür ederim. Çok incesiniz de, bir şey bekliyordum ama bu kadar güzelliği beklemiyordum.